Evet, My Çizim ofisini ziyaret ediyoruz. Kardeşim hoş geldin. Herkes dış kapıdan girer, biz iç kapıdan başlıyoruz. Lan Yufi ezdim. Selamlar arkadaşlar. Bugün uzun süredir sorduğunuz atölyemi tanıtacağım size. Ve atölyemi nasıl açtığımı, ne tür süreçlerden geçtiğimi böyle ufak ufak bahsetmeye çalışacağım. Bir yandan da size böyle bir atölye açmayı düşünürseniz fikir olsun diye bu videoyu çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. İlk olarak bu ofis çok farklı düzenlerden geçti. Her seferinde istediğimi yapamadığım için dedim ki şurayı düzelteyim, ondan sonra video çekeyim. Burayı düzelteyim, ondan sonra video çekeyim. Böyle böyle diye 3 yıl geçti. Ofisi açalı 3 yıl falan oldu. Aynen. Yok. 2018'de vergi levhasını çıkarmışım. 2017'de falan Ramazan ayından sonra bu atölyeyi açtım. 3 yıl sonunda bu videoyu çekiyorum. İlk olarak şöyle bir gösterelim. Burada ilk girişte raflarım var. Çay kahve buradan yapıyorum. İşte çaycım var. Artıyorum çizimim, kuru boya. Burası arkadaşlar, arkada böyle bir oda var. Orayı kullanamıyorum. Tek bir alan içinde çalışmam lazım. Bilgisayarım buradayken ben arkada yağlı boya yapamam. Sadece bu alanı kullanabiliyorum. Öbür odayı RD olarak kullanıyorum. Mutfağım var. Tuvalet, banyo bir tane de küçük odam var. O şekilde. Şimdi buradan başlayalım. Rafları söyledik. Kapımız burada. Burada yine kuru boyam. Volkswagen Polo VRC. Burada ikinci yağlı boya tablom. Burada da dayımın yağlı boya tablosu. Halalarım çizim yapar, kuzenim yapar. Yani çok kişi var ailede sanatla uğraşan ama devam ettiren yok. İşte ben ettirmeye çalışıyorum. İnşallah ömrümün sonuna kadar bunları yapmaya devam ederim. Burası çalışma alanım, bilgisayarım, masam. Bu alanda kuru boya çalışmalarını burada yapıyordum. Uzun süredir yapmıyorum. Burada da raflarım var. Atölyede 2 tane akvaryum var. İkisi de boş. Bir ara ikisi de aktifti. Bir tanesi burada, bir tanesi orada. İçine lepistes besliyordum. Hepsi öldü. Ben de bir daha yapamadım. Temizleyip yeniden bir şeyler beslemeyi düşünüyorum. Burada sadaka kutumuz var. Her gün birkaç lira atmaya çalışıyorum. İşte burada anı bölümü. Çok bir şeyim yok ama bu AGD'nin bir programında çizim yapmıştım. Onun için böyle güzel bir hediye verdiler. İsmimin yazdığı bir damga. Böyle mürekkebe basıyorsunuz. Kağıda basıp geçiyorsunuz. Kalem var. Çanakkale izci kampına gitmiştim. Oradan 2 tane böyle rozet verdiler. Burada benim yeğenlerimin fotoğrafları var. Arkadaşlarla fotoğraflarımız var. Burada da küçüklük fotoğrafım var. Burada da Beykent Üniversitesi... Neydi lan bunun içindeki? Burada Beykent Üniversitesi diplomam var. 2 yıllık grafik tasarım mezunuyum. Şunlar fosfor renk pigmentleri. Saatim. Burada Ulaş Özcan'ın bana hediye ettiği 3D baskı. Batman. Şurada kardeşimin hediyesi var. Burada da ofisi ilk açtığımda Esercan abi göndermişti. Kumbara bu. Volkswagen T1. Arkasında yine bir kalemlik. Burada Wacom tabletim var. Bunu çekiliş yapmayı düşünüyorum. Şu an tam karar veremedim. Satsam mı, çekiliş mi yapsam, ikisinin arasında kaldım. Plaketlerim var yine. Bunu Paşam Tuning Fest'te otomobil buluşması 2015'te katılmıştım. Çizimlerimi sergilemiştim. Burada da The Machine Onur Ödülleri. Burak Abi Vodafone Park'ta bir etkinlik yapmıştı. Orada bana verdi. Buradan Burak Abi'ye de selamlarımı ileteyim. Yazıcım var. İşte kameramın kutusu. Fazla gerekli değil. Bu kısım yine çalışma alanım. Bilgisayarım burada. Kuru boya alanım burası. Kuru boya ve markerlarım burada var. Çekimlerimi burada yapıyordum ben masada. Şu da... Kameramı bağladım. Aparat. Şöyle kameramı buraya takıyordum. Webcam kullanıyordum eskiden. Buradan da işte çalışmalarımı yapıyordum. Artık kullanmıyorum. Ikea'dan aldığım masa lambam. Geceleri bunu açıyorum. Genelde ben gece çalışıyorum burada. Ofiste kaldığım günler oluyor. Lazım oluyor. Yine buradaki kalemlikleri de Ikea'dan aldım. İşte bilgisayarım, klavyem, hoparlörlerim. Burada bir tane kesonum var. 3 çekmeceli, ıvır zıvır. Bunların içini göstermiyorum. Dağınık yani. Fena dağınık oralar. Hiç göstermiyorum o yüzden. Şurada Yufi elektrikli süpürgem var. Çok işe yarıyor. Bu tarafta yağlı boya bölümü. Tablolarımı burada yapıyorum. Şöyle duvarı göstermiştik. Burada da çizimlerim var. Aynısını bu tarafa da yaptım ama şu önündeki şövalye değil, stand için yaptırmıştım ama şövalye olarak kullanıyorum büyük tablo yaptığım zaman. Onlar arkasında kaldı. Şunu gösterelim abi. Bunu Doğukan kardeşim ben yayın açtığım zaman yayından bakarak beni eskiz yapmış. O çok harika, çok seviyorum. İşte yine burada kuru boya çalışmalarım var. Kimi münasebetsiz. Burası yağlı boya bölümü. Tablolarımı burada yapıyorum. Bu böyle sökülüp takılabilen bir stand. Şövalyeye çevirdim. Şu arkalarda vidaları var. Şöyle göstereyim. Bu vidalardan tablolarımı asabiliyorum. Aston Martin ve Kenan Sofoğlu'nun tablosunu bunun üstünde yaptım. Çok işime yaradı. Bu küçük şöylede çalışamıyorsunuz. Deli gibi sallanıyor. Burada da devam eden çalışmam var. 1947 model bir motosiklet. Bunu bitirip üçünü birlikte Motobike ekibine hediye edeceğim. Biliyorsunuz bundan önceki videoda zaten onun videosunu paylaşmıştım. Motobike fuarına çıktık. Orada çalışmalarımızı sergiledik. Yağlı boya sehpam var. Bununla videosunu çekmiştim. Hemen sağ tarafımda çalışmanın fotoğrafına baktım. Tabletim var. Şöyle. Arkada bir keson daha var. Zaten orayı, o alanı pek kullanmadığım için onu oraya attım. Çekmeceleri yine ağzına kadar dolu. Bu tarafta yine bunu fuar için almıştım. Burada güzel oldu. Daha büyük bir masa vardı. Hem alanı genişlettim. Hem de böyle hoş oldu. Yemekleri falan burada yiyoruz. Bu duvara asılı ışıkları da daha önceden masam bu taraftaydı. Böyle arkamı cama verip çalışıyordum. Giriş katı olduğu için böyle camı aralayıp bakanlar falan oluyordu. Uyuz oluyordum. O yüzden masamı oraya aldım. Bu ışıklar da burada kaldı. Masamı aydınlatsın diye yapmıştım. Taşıyamadım, öyle kaldı. Bunlar da softboxlarım. 2 tane var. Video çekeceğim zaman çalışmama yöneltiyorum veya kendime yöneltiyorum. Şimdi içerisi aydınlık olsun diye hepsini açtım. Onun dışında burada bir saçma çalışmam var. Bunu biliyorsunuz. Önceki kanalda yapmıştım. Öyle duruyor. Muhtemelen onu beyaza boyayıp üstüne başka bir şey yapacağım. Şimdi bu alan bu kadar. İşte penceremiz. Burası da oturma odam. L koltuğum var. 600 liraya hepsi buradan almıştım. Çok berbat bir koltuk. Ama işimi görüyor. Bu tarafta işte televizyonum var. Isıtıcım var. Bu da ilk yağlı boya tablom. Buraya astım. Niye böyle ortalamadığını derseniz. Orada bir çivi vardı. Hiç uğraşmadım. Direkt oraya astım. Bu odada başka bir şey yok işte. Sehpa. Burada arkadaşlar gelince çay, kahve, muhabbet, sohbet. Maç olursa maç izliyoruz. Burası da böyle. Hem de ben burada kalıyorum. Hem de ben burada kalıyorum bazen. İşlerim yoğun olduğu zaman eve gidip vakit kaybetmemek için gece 2'ye 3'e kadar çalışıp burada uyuyup sabah hemen tekrar yine işin başına geçiyorum. İyi oluyor. Böyle haftada 2-3 gün yapıyorum bunu. Bu videonun içinde kullandığım malzemelerden bahsetmeyeyim çünkü çok uzayacak. Hem de bu atölyeyi nasıl açtığımdan bahsedeceğim. O yüzden ikisi bir arada olmasın. Çok isterseniz tüm kullandığım malzemelerimi de ayrı bir videoda gösterebilirim. Şimdi abi 3 yıl önce ben bu ofisi ani bir kararla açtım. Firmada tasarımcı olarak çalışıyordum ben. 1 ay sürdü, o da çok uzun sürmedi. Ondan önce de okulun mecburi stajını yapıyordum. Milliyet.com'da 4 ay staj yaptım. Hiç harçlık almadan sadece yemek yiyorduk orada. Yani oranın yemekhanesi vardı. Karın tokluğuna çalıştım diyebilirim. 4 ay boyunca çalıştım. Ondan önce de sipariş üzerine çizim yaparak ben güzel para kazanıyordum. Yani bir kitle oluşturmuştum. Sürekli sipariş çizim yaparak para kazanıyordum. Milliyete girince vakit olmadığı için çizim yapamadım ve müşterilerim, o kitle kayboldu. Sonra Milliyet'ten çıkınca ben direkt o firmaya girdim. Firmada da istediğim ücreti alamayınca ben dedim ki bir yerde çalışarak yapamayacağım. Ben kendi işimi yapmam lazım dedim. Atölye açmaya karar verdim. Oradaki maaşım da 1500 TL olarak söylemişlerdi. O ücreti kabul etmemi söylemişlerdi. Ben de kabul etmedim. Bir aylık maaşımı oradan alıp 1500 TL ile ben bir atölye kurmaya çalıştım. Buraya geldim. Burası depo olarak kullanılıyordu. Arkadaşımla, Ertuğrul kardeşim, buradan selamlarımı iletiyorum. 2 günde burayı boşalttık. 2 günde de burayı boyadık. Kuzenlerimle, Yusuf ve Özkan kardeşlerimle buraya geldik. Burayı boyadık. Keşke o zaman video falan çekseydim ya. Anılar güzel oluyor. Ağlayacağım lan. Kanka çok güzeldi ya. Yani ağla bence. Ağlayayım değil mi? Çünkü hayallerimi gerçekleştirmek istiyordum ve onun için çabalıyordum. Buraya boyadık. Benim cebimde kaldı. İşte bir 100-200 lira galiba boyaya gitti. Malzemelere gitti. Bazı yerleri sıvadık falan. 1200-1300 lira para kaldı. Sonra Letgo'dan bir masa buldum. L masa. Camdı. Gittim onu aldım. Kaldı 1000 lira gibi bir şey. Ufak tefek tabii masraflar oluyor. Sonra işte perdeleri aldım. Bir tane sandalye aldım. Burası bomboş bir şekilde girdim. Sadece şurada masam duruyordu bu köşede ve buralar boştu. Bir de şu duvardaki resimleri yapmıştım. Başka bir şey yoktu. Abi parça parça 2-3 yıl içinde ofis bu hale geldi. Doldurduk yani, şu an istediğim gibi değil ama güzel bir düzen kurduğumu düşünüyorum. İşimi görüyor. Bu şekilde atölyemi kurdum. Abi nasıl para kazanacağım falan düşünürken masamı ben buraya yerleştirdim. Temizliğini yaptım. 2. gün masamın başına geçtim. Birkaç saat sonra bir abimiz aradı. Logo tasarım yaptırmak istediğini söyledi. İlk paramızı o şekilde ben burada kazandım. Ondan sonra devamı geldi. İşte fotoğraf çekimleri yaptım, video çekimleri yaptım, sipariş üzerine çizimler yaptım. Kuzenimle web sitesi yaptık ve artık Şu an sadece yağlı boya çalışmaları yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da eski müşterilerimi zor durumda bırakmamak için onların da grafik tasarım ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum. Aşağıda web sitemin linki var. Oradan diğer işlerimi de inceleyebilirsiniz. 17 dakika oldu. Oldu. 11 dakikada kayıt süresi kaldı. Ne konuştum oğlum ben? Aklıma gelenler bu kadar. Daha fazla şeyler kurgulamıştım kafamda videoyu açmadan önce ama video kameranın karşısına geçtiğin zaman hepsini söyleyemiyorsun. Yani aklıma gelenler bunlar. Ofisi böyle parça parça topladım ben. Bir anda işte 10.000 lirayla girip bütün eşyaları dizmedim. Hepsi 3 yıl içinde bir süreçti. Parça parça imkanım oldukça hep malzemeye yatırım yaptım. Çok böyle bir giderim yoktur benim. İşte param olunca kameramı aldım. Yine param olunca ikinci kameramı aldım. Gittim masa aldım. Gittim işte koltuk takımı aldım. Televizyon aldık. Çaycı aldık. Öyle parça parça hepsini ekledim. Mesela bu masayı ikinci el aldım. Bir firma kapatmış ofisini. Büyük bir ofis. İşte yüzlerce masa vardı. Gittik 2 tane masa aldık. Bir süre boyunca kuzenimle burada web sitesi yaptık. O web sitesi yaptı. Ben tasarımını yaptım. O odadaydı onun masası. Sonra o işi bırakınca masayı arkaya attım. Tek masa kaldık. Yani burada gördüklerinizin çoğu ikinci eldir ya. Çok sıfır malzeme yok. Yani imkanım neye yetiyorsa onu aldım ve boş yere bir malzeme almamaya çalıştım. İhtiyacımı karşılayacak malzemeler almaya çalıştım. Bayağı bir malzeme yatırım yaptık ya. Yani boyalarım olsun, işte kamera olsun. Mesela bu kamerayı ofisin 1. senesinde aldım. Sony A6500. Ana kameram bu benim. Şu an beni çeken kamerada Olympus. İkinci kamera olarak kullanıyorum onu. Bu kamerayı aldığımda uygundu. Şu an 15.000 TL falan. Yani yarı fiyatıyla almıştım ben o zaman. Dolar kuru artınca bunların da fiyatları arttı. Peki zengin misin şu an? Değilim kardeşim. Şu an bu kamerayı alamıyorum. Öyle farz et. Elimdeki kamera 4.000 TL falan. Kazanıyoruz çok şükür. Elhamdülillah kazanıyoruz. Ama İstediğim seviye değil tabii ki. İstediğim seviyelere ulaşmak için de çaba sarf ediyorum. Mesela bir yere oturduğunda bahşiş bırakıyor musun şu anda? Yok, o seviyede değiliz kardeşim ya. Toprağa hiç bahsediyorum. Hani kedin yok mu? Evet, gel bak çağıralım. Dur. Senin yüzünden arkadaşın alerjisi var. Toza, tüye, astımı var. Toprağa o geldiği zaman içeri alamıyorum. Diğer odalarda takılıyor. Toprak gel. Şşt, Toprak. Paket sesi duyunca geliyor bak. Toprak gel. Bak geliyor. Geç içeri hadi. Bir ay önce ofisten kaçtı ve şu an karnı dolu, hamile. Bir 10 gün içinde falan galiba yavrulacak. Toprağı da ofisin 1. senesinde falan aldım. 2 yıldır beraberiz. Sokakta bulmuştuk. 2 aylık falandı. Bir sürü çocuk yapıyor ya. Yani seriye bağladık. 4 tane yaptı. Birisi öldü. 3'ünü sahiplendirdim. Fındık 6 aydır da yavrusuyla beraber burada yaşıyorlardı. Yavrusunu dün sahiplendirdim. Çünkü 4 tane daha muhtemelen yavru gelecek. 5 kediye falan, 6 kediye ben bakamazdım. Onu sahiplendirmek zorunda kaldım. Şu an hiç sevimli değil. Hiç oynamıyor hamile olduğu için. Hatta bazen yanına yaklaştırmıyor. Sevemiyoruz. Bağırıyor böyle, tırmırlıyor falan. Söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma başka bir şey gelmiyor. İnşallah eksik bir şey bırakmamışımdır. Bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumda lütfen belirtin. Yorumlara göre videolar çekmeye çalışıyorum. Daha sonra da ürünlerimi, kullandığım malzemelerimi tanıttığım bir video çekerim isterseniz. O yüzden videoyu beğenip paylaşın. Ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz de abone olun. Güzel içerikler yapmaya çalışıyorum. Öyle yani. Sevinirim. Takip edin. Kapat. Lan Toprak çok ağırlaştı ya. Bak ele gelmiyor ha. Kaç tane doğru? Bence 4.